Evet, Apple bugün Vision Pro isimli arttırılmış gerçeklik gözlüğünü duyurdu ve biz bugün bu gözlük hakkında biraz konuşacağız. Birçok özelliği var. Mesela birisi sizin yüzünüze doğru baktığı zaman gözlerinizi görebiliyor. Eğer bu videoyu seyrediyorsanız, bu videoyu da mutlaka izlemişsinizdir. Bu Apple'ın arttırılmış gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu tanıttığı video. İşte burada gözlüğü görüyoruz. Bu bir sanal gerçeklik gözlüğü değil. Türkiye'de bazı sitelerde sanal gerçeklik gözlüğü diyor. Öyle bir gözlük değil. Çünkü sanal gerçeklik gözlükleri dış dünyayı hiç görmüyorlar. Kendi dünyaları var. Sanal bir dünya ve her şey o dünyanın içinde olup bitiyor. Ama bu gözlüğün üstünde gördüğünüz gibi kameralar var. Onlarla dış dünyayı görüyorsunuz. Siz gözlüğü taktığınızda yine içinde bulunduğunuz ortamı görmeye devam ediyorsunuz. Ama üzerine 3 boyutlu görüntüler bindirilmiş oluyor. Böylece gerçekliğinizi arttırmış oluyorsunuz. Karma gerçeklik de deniyor buna. O da doğru. Karma gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik diyen haberler doğru ama sanal gerçeklik diyen haberler yanlış. Fakat burada beni hayal kırıklığına uğratan konu şu. Apple şimdiye kadar hep ortalama özellikleri olan veya diğer rakiplerinden çok daha sonra çıkardığı özellikleri muhteşem bir şekilde sunan bir firma olmasına rağmen burada çok iyi bir ürünü çok kötü bir şekilde tanıtıyor. Bu bir karma gerçeklik gözlüğü ve bununla yapılabilenleri sadece ekranda video seyretmek, FaceTime yapmak veya ofis kullanmak şeklinde algılıyoruz. Çünkü videoda öyle gösteriliyor. Burada hızlı bir şekilde size başka bir video göstereyim. HoloLens 2 Microsoft'un aynı işi yapan gözlüğü. Aynı işi yapıyor. Tamamen teknoloji aynı. Ama bakın verdiği örneklere. Tabii şunu da söylemek lazım. Microsoft HoloLens'i kurumsal pazara hedeflemiş durumda. Onun için çok fazla adını duymamış olabilirsiniz. Ama Apple son kullanıcıya hedefledi. Bu arada enteresan olan konu fiyatları aynı. İkisi de 3500 dolar ve tasarımındaki farkı görüyorsunuz. Apple'daki o özen Microsoft'ta biraz daha az var. Ama tamamen ikisi de aynı teknolojide. Bakın işte arttırılmış gerçeklik bir şey var ve onun üstüne başka bir şeyler bindirebiliyorsunuz. Biz Apple'ın videosunda böyle bir şey görmüyoruz. Sadece ekranlar biniyor. O da bir yere bir şeyin üstüne binmiyor. Havada uçan ekranlar görüyoruz sadece. Ama burada gerçekten sedyede yatan bir hasta var mesela. Gerçek sedyede yatan ve bu benim favorim. Burada sahne tasarımı yapan bir sanat yönetmeni var. Hakikaten müthiş bir şey yani. Sahne tasarımını sanat yönetmeni mi yapar? Bilmiyorum. Sahne tasarımcısı. Önemli değil. Ama HoloLens gerçekten bu konuda çok daha başarılı örnekler vermiş. İşte gerçek bir şeyin üstüne sizin sanal bir şeyiniz biniyor. İşte buradan bir ok gidiyor, burayı sık diyor mesela. Tabii bunun kurumsal halini yapmak belki kolay diyeceksiniz. Ama eğer Apple'sanız evinizde de bunun çok daha iyi halini görebiliyor olmanız lazım. İşte bakın. Gözlük takmış. Gerçekten akvaryuma bakıyor ama akvaryumun içinden balina çıkıyor. Bunlar Apple'ın muazzam üçüncü parti yazılımcı desteğiyle eminim ki o gözlük çıktıktan birkaç ay sonra gelecek. Yani buna hiç şüphemiz yok. Çok daha güzel uygulamalar gelecek. Diyeceğiz ki aa hiç böyle bir şey aklımıza gelmemişti. Nasıl böyle bir inanılmaz bir şey yapılabilir diye. Mutlaka yapan yazılımcılar çıkacak. Çünkü telefonda da aynısı oldu. Apple'ın en büyük gücü zaten arkasındaki bu yazılımcı desteği. Vision Pro App Store'unda binlerce uygulama olacak. Ve biz o uygulamaları hayretler içinde izleyeceğiz. Ama Apple'ın bu videosunda gösterdiği örnekler hakikaten çok ezik örnekler. Birkaç tanesine bakalım isterseniz. İşte evinizde bir karma gerçeklik veya arttırılmış gerçeklik gözlüğü takıp yapacağınız şey app çalıştırmak. Bu arada buralarda çok cazipmiş gibi görülebilir. Yani wow kocaman ekran, hani
harika bir şey. Ben o ekrana bakıyorum ve bu sizin için çok muhteşem bir şeymiş gibi görünebilir. Ben bu tür şeylere çok meraklı birisi olduğum için bendeki sanal gerçeklik gözlüğünün Meta Quest bu arada. Yani şu andaki Quest Pro'nun bir eski versiyonu. İşte 3 monitör koydum etrafıma, kocaman monitörler. Fakat o monitörlerle çalışmak mümkün değil. Çünkü o kadar büyükler ki üst köşeye bakarken böyle bakıyorsunuz. Aşağı şöyle bakıyorsunuz. Yandaki pencereye bu şekilde sürekli bir kafanız hareket halinde ve bir süre sonra içiniz bayılıyor. Hiç en ön koltukta sinema seyrettiniz mi? İşte öyle oluyor. O yüzden şu kadar inç televizyona karşılık geliyor. Kocaman ekranda çalışıyorsunuz falan. Bunlar evet kulağa hoş duyulan şeyler. Fakat bir süre sonra pratik olmaktan çıkıyor yani. Evet, bu gözlüğün özelliği bir kontrolcü kullanmıyor olması. Kontrolcü dediğimiz şey de işte şunlar. Bunlar Meta Quest'in kontrolcüleri. Elinizde bunlar duruyor. Böylece sizin ellerinizi algılayabiliyor gözlük. Vision Pro'da böyle bir şey yok. Vision Pro tamamen kameralarıyla sizin ellerinizi algılayarak yapıyor bu işi. Burada akla şu soru geliyor. Görerek yani kameralarla takip ettiği için elinizi, nitekim altında da kameralar var bu gözlüğün. Öyle takip ettiği için acaba ne kadar karanlıkta takip edebiliyor? Yani o kameralar infrared mi veya başka bir teknolojiyle işte iPhone'daki yüz tanıma mekanizması lazerlerle yaptığı için bu işi her ışıkta istiyorsa karanlıkta olsun her ışıkta yüzünüzü algılayabiliyor. Acaba bu da öyle mi yoksa karanlıkta film seyredeyim dediğinizde el hareketlerinizi algılayacak bir kamera olmayacak mı? Bunu bilmiyoruz. Bu videoda öyle bir şey söylemiyor. Ama mesela Meta Quest'te yani o sanal gerçeklik gözlüğünde de aynı teknoloji var. İsterseniz bu kontrol aletlerini bırakıp el kontrolörlerini bırakıp elinizle birlikte kumanda etmenizi sağlayabiliyor. Ama birazcık karanlık olduğunda o kameraları algılayamıyor elinizi ve diyor ki çok karanlık ben seni algılayamıyorum. O yüzden lütfen ortamı aydınlat. Acaba Vision Pro'da böyle mi yoksa Apple mühendisleri bunu düşündü mü bilmiyoruz. Başka bir özelliği şu. yüzünüze baktığı zaman birisi gözünüzü görebiliyor. Bu biraz ürkütücü bir şey olabilir. Çünkü şöyle çalışıyor. İşte bakın. Bir app kullanırken gözünüz giderek buğulanıyor ve eğer app'i kullanıyorsanız gözünüz görünmüyor bu şekilde. Fakat birdenbire birisi dönüp size bakarsa veya siz birisine kafanızı çevirirseniz birdenbire gözünüz beliriyor. Çok ürkünç bir şey olabilir. Ama Apple'ın yaptığı şeyler ne kadar garip olursa olsun bir süre sonra moda haline geldiği için büyük ihtimalle bunu işte aynen şurada gördüğünüz gibi burası bulutluyken birdenbire hop gözler çıkıyor. Videonun burası beni en çok eğlendiren yerlerden bir tanesi. Ofisinizde oturmuş işinize bakarken birdenbire deniz gözlüğü takmış birisi geliyor. Ve böyle havada bir şeyler yapıyor ve kimse onu görmüyor. İyi bir şey bu tabii. Ama biraz önce söylediğim şey burada da geçerli. Yani o kadar büyük ekrana bu kadar yakından bakıyor olmak ne kadar net, ne kadar keskin olursa olsun ki iki gözünüze de 4K'lık bir ekran görüntüsü düşüyormuş bu videoda söylendiğine göre. Ama bir süre sonra fiziksel olarak yoruluyorsunuz o ekrana bakmaktan. Ve bunda her tarafta bir ekran olacak. Bilmiyorum ne kadar çoklu ekranla çalıştınız. Alışkanlık gerektiren bir şeydir. Benim şu anda masamda 6 tane ekran var ve bu ekranların hepsiyle birden uğraşmak gerçekten bazen yorucu olabiliyor. Ama yaptığınız işe göre işte video işliyorsanız ve bir yandan bir fotoğrafı alıp o videoya koyup başka bir yerde bir web sitesine bakıp oradan bir şeyler alıp koyuyorsanız o zaman evet çok ekran işinize yarıyor. Ama burada gösterildiği kadar cazip ve bu gözlüğü almaya değecek özellikler değil hakikaten. Hala ısrarla artık bu gözlüğün duyurusundan sonra kaçıncı dakika oldu bilmiyorum. Bayağı bir zaman geçti. Fakat hala biz gözlüğü almak için ciddi bir şey göremedik. Ve en eğlenceli yerlerden bir tanesi de bu. Evinizden veya işinizden uzak olduğunuz zaman
İş arkadaşlarınızla ve ailenizle bağlantıda olmak çok kolay bu gözlükle, söylenen bu videoda. Ve bakıyoruz, nasıl kolay acaba? İnanılmaz FaceTime tecrübesi yaşatıyormuş. Evet, bakın arkadaş FaceTime tecrübesi yaşıyor. Mesela annenizi aradınız. Anneciğim merhaba, nasılsın? Ben çok iyiyim, uzaktayım ve FaceTime yapıyorum sizinle şu anda. Apple buna bir çare bulmuş. Hiç merak etmeyin. Yüzünüzü tarıyor ve bir avatarınızı oluşturuyor. Böylece iş arkadaşınızla ve annenizle bir oyun karakteri modunda konuşabiliyorsunuz. Çocuğunuzla konuşmayın, büyük ihtimalle korkacak. Anneniz de tahminen kabul etmeyecek böyle bir şeyi ama iş arkadaşlarınız belki sizi böyle görmekten memnun bile olabilirler, bilmiyorum. Fakat yani hakikaten çok korkunç bir teknoloji olduğunu düşünüyorum bunun. Evet, bu arada tabii ki alınca uçakta da takacağız bunu aldığımız için. Ve film seyredeceğiz. Fakat inşallah film çok uzun değildir. Çünkü pil ömrü 2 saat. Ve videoda gördüğüm kadarıyla mesela USB-C değil, kendine has dönen bir girişi var güç kaynağının. Onun için herhangi bir power bank'e de bağlayamıyorsunuz bunu maalesef. O yüzden 2 saatlik pille birlikte kullanmak zorundasınız. Eğer daha fazla istiyorsanız, tabii ki Apple büyük ihtimalle harici bir batarya olduğu için bu size uygun bir ücretle, uygun tırnak içinde olmak koşuluyla yedek pili de memnuniyetle satacak büyük ihtimalle. Gözlük duyurusunun tek umut vadeden yeri burası. Walt Disney ile bir işbirliğine gitmiş ve Walt Disney'in gösterdiği videolar birazcık, evet işte ben bir arttırılmış gerçeklik gözlüğünden bunu bekliyorum dedirtecek bir takım şeyler. Umuyorum ki daha iyileri de gelecek ve en azından bunu alanlar birazcık aldığına değecek şeyler görecek o gözlükte. Mesela basketbol maçı. Eğer böyle bir şey varsa ve gerçekten o maçı bu şekilde seyredebiliyorsak fakat nasıl çekecekler bunu? Onu bilmiyorum. Ama böyle bir şey olacaksa, yani toplanıp ortadaki bir sehpada maçı görebileceksek, daha hoş bir şey düşünemiyorum. Arttırılmış gerçeklik gözlüğünden ve evet işte herhalde duyurunun tek o gözlüğün hakkını veren görüntüleri. Bakın koltuğun üstüne zıplıyor Mickey ve ortamın farkında, işte yansıması masanın üstünden geliyor. Gerçekten evinizin, yani kendi gerçekliğinizin üstüne bindirilmiş sanal gerçekliği görüyorsunuz. What If serisi, eğer Disney Plus'ınız varsa bunu zaten biliyorsunuzdur, bu diziyi. Ve size bir tane bilezik veriyor ve siz elinizi uzatıyorsunuz, işte elinizin üstünde bilezik. Ya da bilezik değil de bileklik diyelim ona. İşte bu tür videolar görmemiz gerekiyordu Apple'ın yaptığı ama ne yazık ki Apple sadece havada uçuşan ekranlar olarak görmüş bu gözlüğü. Ve dediğim gibi çok daha iyi uygulamalar mutlaka çıkacak. Ama şu anda bu videoyu seyreden birisi bu gözlüğün inanılmaz pahalı ve değmeyecek bir gözlük olduğunu düşünebilir. Bu arada inanılmaz pahalı kısmı doğru. Gözlük büyük ve ağır anladığımız kadarıyla. Çünkü birçok cam mercek var içinde. Bu mercekler ağır büyük ihtimalle. Önünde bir şeffaf bir bölüm var. Sürekli takmak isteyeceğiniz bir şey değil. Yani eğer böyle bir gözlük alacaksanız, ben bunu ofisimde takarım, bununla çalışırım. İşte pil de alırım. Çünkü şirkete alıyoruz. 5 tane de pil alırım, 10 saat çalışırım. Çok ciddi boyun ağrıları ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Gözleriniz de ağrıyacak büyük ihtimalle. Bu arada gözlük takan birisi olarak şöyle bir şey söyleniyor videoda. Gözü bozuk insanları da düşündük. Zeiss'ın insertlerini kullanarak göz bozukluğunuzun etkisini yok edebilirsiniz diyor. Yani ben bu gözlüğü kendi gözlüklerimin üstüne takamayacağım diye anlıyorum. Eğer böyle bir şeyse bu çok kötü bir şey. Çünkü Zeiss'ın bu insertleri muhtemelen ayrıca satılıyor olması lazım. Bir de onu almak zorunda kalacağız.
Belli ki çok rahat ve çok konforlu bir gözlük. Zaten Apple'dan başka bir şey beklemiyoruz. Üstünde hoparlörleri de var. Büyük ihtimalle bir süre sonra bunun farklı versiyonlarını üçüncü parti firmalar üretmeye başlayacaklar ve satacaklar. Çünkü diğer sanal gerçeklik gözlüklerinde o şekilde oldu. Bunda da büyük ihtimalle aynısı olacak. Yedek bataryalar çıkacak üçüncü parti. İşte zaten takılıp çıkarılabilen bir şeyi onu çıkarıp başka bir tür, işte belki iki şeritli su altında kullandığınız maskelerin olduğu gibi böyle ikili ve arkası boş, daha az terleten belki şeyler kullanabileceksiniz yani. İşte burada manyetik olarak görüşünüzü düzeltmek için bir şey koyuyoruz diyor. Büyük ihtimalle kendi gözlüğünüzü kullanamayacaksınız. Nedeni de şu: göz takibi yaptığı için, gözlüğünüz de büyük ihtimalle buna engel olacağı için ya da şaşırtacağı için kendi gözlüklerinizi kullanamayacaksınız. İşte bu da güç adaptörünü taktığınız kendine has özel giriş. Öbür ucunun nasıl olduğunu bilmiyoruz. Öbür ucu USB-C gibi bir girişse herhangi bir şeye takabiliyor olmamız lazım. Şurada ben konuşurken geçmişti acaba. Evet, pil sabit kablosu. Yani şu ucunun USB-C olmasını ummuştum. Böylece oradan çıkarıp başka bir pile takabilirim diye. Ama ne yazık ki kablo sabit ve bu girişi de tamamen farklı bir giriş. O yüzden kendi bataryanızı kullanamayacaksınız. Fişe takabiliyoruz belli ki. Çünkü fişe takılıyken bütün gün kullanabiliyorsunuz. Yüksek performanslı pili varken 2 saat kullanabiliyorsunuz diyor. O yüzden bir yere adaptörle takıp kafanıza takılı bir kabloyla dolaşabiliyorsunuz. Ve o zaman bütün gün tabii ki haliyle gidiyor. Ama pille kullanmaya kalkarsanız, uçakta film seyredeceğim derseniz, yani o zaman 2 saatiniz var. Ona göre film seçmeniz lazım. Evet, çok güçlü bir alet olduğu kesin. İçinde Apple silikon işlemci var. Çok yüksek çözünürlüklü 2 tane monitör var. Monitör diyorum, aslında tabii ki monitör değil ama siz baktığınız zaman öyle geliyor. Evet, burada Apple 3. parti yazılım geliştiricilerden bahsediyor. Gerçekten onların yapacağı şeyleri merak ediyoruz diyor. Hakikaten de daha önceden erişim verdikleri bazı yazılımcıların yaptığı şeyleri görüyorsunuz. İşte bence bunları önceden göstermeleri gerekiyordu. Çünkü o havada uçuşan ekranlardan çok çok daha cazip şeyler. Ekran konseptinden çok daha etkileyici. Çok büyük ihtimalle bayağı aceleye gelmiş bu lansman. Yani tamamen bitirmeden bu toplantıda duyurma amacıyla böyle bir şey yapmışlar gibi görünüyor. Daha kendileri de nasıl bir içerikle sunacaklarına karar verememiş gibi bir halleri var Apple'ın. Çünkü şimdiye kadar ki hiçbir üründe bu kadar baştan sağma, öyle diyeceğim yani, bir sunum görmemiştim. Ürün çok iyi ve çok umut vadeden. Fiyatı çok yüksek. Ne kadar alan olacak bunu bilmiyoruz ama ürün gerçekten çok iyi, fakat kapasitesinin çok altında bir sunumu var. Gözlüğün güvenliğiyle ilgili enteresan bir konu var. İrisini tarıyor, göz bebeğinizi tarıyor yani. Retinayı değil, bakın. Retinayı taramıyor. İrisi tarıyor. Çünkü retinayı taraması için ışık vermesi lazım içeri. Çünkü gördüğünüz gibi karanlık içerisi. Ama göz bebeğinizi tarıyor. Her insanda farklı demek ki. Ve o şekilde yapıyor. Ama bu işte sunucularda şifreli bir şekilde tutuluyor diyor. Acaba ilk kim hackleyecek bakalım bunu. Bu arada yüzünüzü de tarıyor. Onun bilgileri de duruyor. Gerçi telefonumuzda her gün defalarca yüzümüzü tarıyor ama. Apple'a ya da teknolojik cihazlara verdiğimiz bir kişisel biyometrik bilgimiz daha diyelim buna. Göz bebeğinizin taraması. Bakalım daha ne kadar bilgi vereceğiz. Yakında verdiğimiz bilgilerle bizden yeni bir tane daha yaratabilecek bazı teknoloji firmaları sanırım. Buraya kadar izlediklerimizden gerçekten çok iyi bir ürün. Kullanan insanların büyük keyif alacağını düşünüyorum. Özellikle bu üçüncü parti yazılımcıların yapacakları fantastik uygulamalar çok etkileyici olacak diye düşünüyorum. Mesela sektörel olarak belli sektörlerde kullanılabilecek şekilde, yani Microsoft'un HoloLens'inin yerine geçebileceği durumlar da belki olabilecek. Ama tabii ki bu burada gördüğümüz kadarıyla ev kullanıcılarına tasarlanmış bir şey. O yüzden de büyük ihtimalle şirketlerde çok büyük ilgi görmeyebilir. Ama Apple ürünleri, işte iPad mesela, birçok şirket
verimli bir şekilde işlerinde kullanabiliyorlar. Belki bu gözlük de aynı şekilde olacak. Şimdiye kadar Apple'ın satmaz olmaz öyle bir şey denen bütün ürünleri acayip sattı. Bunun başında iPhone geliyor biliyorsunuz. Üzerinde fiziksel klavyesi olmayan bir telefon benim için çok anlamlı değil diyordu İlk çıktığında bazı vizyonerler. Ama şu anda hiçbir telefonda böyle bir şey yok. Yani Apple bu konuda bir lokomotif durumunda. Belki bu gözlükler konusunda da böyle bir şey olacak. Ancak iPhone'la tabii ki kıyaslanacak bir şey değil. Bu çok niş bir şey. Eğer gerçekten günlük hayatın veya ofis hayatının içine çok iyi entegre edecek bir takım uygulamalar çıkmazsa kimse gözünde böyle bir şeyle dolaşmayı veya bir yerlere bakmayı istemez. Bakalım ne göreceğiz gelecekte. Merakla bekliyoruz. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen aşağıdaki abone ol tuşuna basıp zil ikonuna tıklamayı da unutmayın.